Akademi Direksiyonu'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Temel sürüş eğitim videolarımızın bir bölümüne daha geldik. Bugün size yollarda meydana gelen trafik kazalarına bağlı ölüm olaylarının başlıca nedenlerini anlatacağım. Birincisi hızlı araç kullanma. İkincisi alkollü araç kullanma. Uykusuz ve yorgun araç kullanma. Hareket halindeyken cep telefonu kullanma ve emniyet kemerinin takılmamasıdır. Hızlı araç kullanma, hız karayollarında meydana gelen trafik kazalarına bağlı ölüm ve yaralanma olaylarının başlıca nedenidir. Hız yapma belirtilerinin hız sınırının üzerinde araç kullanmaktadır. Hız yapma belirtilen hız sınırının üzerinde araç kullanmaktır. Ayrıca araç kullanma koşullarına göre çok hızlı gitmeniz durumunda da hız yapıyor olabilirsiniz. Yol koşullarının ideal olmaması, örneğin yağmurlu, trafiğin yoğun olması ve gece yolculuk yapma ve benzeri halinde aracınızı işaret levhalarında belirtilen hız sınırında ya da altında kullanmanız durumunda da hız yapıyor olabilirsiniz. Güvenli hız gibi bir kavram yoktur. Birçok kişi hız sınırının 5 ya da 10 kilometre aşmayı kabul edilebilir hız olarak değerlendirmektedir. Bu tehlikeli bir yaklaşımdır. Araştırmalar hızda az bir artışın kaza olasılığını önemli ölçüde arttırdığını göstermektedir. Sürücülerin çoğu araçlarını durdurmak için gerekli olan mesafenin gerçek olandan daha kısa olduğunu düşünmektedir. Hız sınırını 5 kilometre aştığınızda sert fren yapsanız bile durmak için çok daha uzun bir mesafe kat etmeniz gerekecektir. Alkol, uyuşturucu maddeler, ilaçlar ve araç kullanma. Reçetesiz ve reçeteli alınan bazı ilaçlar dahil alkol ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak yasalara aykırıdır. Bu maddeler araç kullanma becerilerinizi önemli ölçüde etkilemekte ve kaza yapma risklerinizi arttırmaktadır. Bir sürücü olarak yolda etrafınızda olanlara tepki verebilmek için dikkatli olmanız ve araç kullanmaya odaklaşabilmeniz gerekir. Kullandığınız ilaçların ve diğer ürünlerin alkol içerip içermediğini öğrenmek için üzerindeki etkileri okuyarak içiniz. Alkolün araç kullanmaya etkileri. Alkol depresan bir madde olup güvenli araç kullanma yeteneğinizi azaltmaktadır. Bu bağlamda alkol belirli durumlarda tepki verme, karar alma ya da hız reaksiyonunu gösterme becerilerinizi etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır. 35 bin lira ceza ödemesine, ehliyetini kaptırmasına rağmen alkollü araç kullanmakta ısrar eden sürücü yine kaza yaptı. Sorumsuz sürücü trafik kanununa göre 32 yıl ehliyet alamayacak. Defalarca ceza aldı. Binlerce lira ödedi. Ehliyetini kaptırdı. Yine de iflah olmadı. Sonunda 2050'ye kadar ehliyet alma şansını kaybetti. Zaten alkol oranı yüksek. Ne kadar hızlı gittiğinizi ve çevrenizdeki diğer araçların hızları ile diğer araçlar, kişiler ve nesneler arasındaki mesafeyi değerlendirme yeteneğinizi azaltır. Kişiye gereksiz bir güven verir. Böylece araç kullanış şeklini gerçekte olduğundan daha iyi olduğunu düşündüğünüzden daha fazla riski göze alabilirsiniz. Birden fazla işi aynı anda yapmayı zorlaştırır. Dikkatinizi direksiyona verirken trafik ışıklarını kaçırabilir ya da yan yollardan çıkan araçları göremeyebilirsiniz. Denge ve koordinasyon becerilerinizi etkiler ve uykunuzu getirir. İçkili araç kullanmaktan nasıl kaçınabiliriz? Arabanızı evde bırakınız. Önceden plan ve alternatif ulaşım düzenlemelerini yapınız. Arkadaşınızla ortak bir taksi tutunuz. Toplu taşıma araçlarını kullanınız. Gece bir arkadaşınızın evinde kalınız. İçki içmemiş olan bir kişinin sizi eve bırakmasını sağlayınız. Sizi alacak bir arkadaş ya da akrabanızla planlama yapınız. Hangi sınıf ehliyetiniz olursa olsun araç kullanmak için en güvenli sürüş alkol düzeyi sıfırken yapılan sürüştür. İçki içmeyi düşünüyorsanız araç kullanmayınız. Araç kullanmayı düşünüyorsanız içki içmeyiniz. İçki içtikten sonra kendinizi etkilenmemiş hissetseniz bile araba kullanmadan önce içtiğiniz bir ya da iki ölçü içkinin tepki verme, değerlendirme ve araç kullanma yeteneklerinizi etkileyeceğini lütfen göz önünde bulundurunuz. Temel eğitim videolarımızın bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Güvenli sürüşler dilerim. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayın.
İyi ki doğdun babacığım. Bazı aynalar mutluluğu yansıtır. Günaydın Hasan abi. Sağ olasın Mehmet kardeşim. Akşam geliyorsun değil mi? Bu akşamlık beni affedin. Bizim oğlana sözüm var. Maç çıkışı almaya gideceğim. Başka zaman. Oho! Oyun bozanlık yapma be abi. Zaten ayda yılda bir çıkıyoruz. Bak vallahi bizim çocuklar da fena bozulur ha. Yoksa yenge mi izin vermiyor derler. Ne alakası var kardeşim? Başka zaman yaparız dedik işte. Bazı aynalar seçimleri yansıtır. Bazı aynalar pişmanlığı yansıtır. Bazı aynalar vicdanı yansıtır. Alkollü araç kullanma, yaşamı yarı yolda bırakma.